Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere alabalık avında hangi yemleri kullanıyorum, nasıl bir takım kullanıyorum, nelere dikkat ediyorum? Yani genel olarak kendi alabalık avlarımda etrafımdaki balıkçı hobidaşlarıma bakarak, kendi deneme yanılmalarıma bakarak oluşturduğum tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Yani bu anlatacaklarım size tamamen benim kendi tecrübelerim olarak söyleyebilirim. Yani özellikle yeni başlayan arkadaşlara da ufak çaplı bir rehberlik etsin diye genel alabalık avında neler yaptığıma dair her şeyi sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle hangi yemleri kullanıyorum? Yani genelde avlarda attığım videoların altına abi hangi yemleri kullandığın şeklinde sorular geliyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben genelde avlarımda Berkley'in alabalık hamurlarını kullanıyorum arkadaşlar. En çok tercih ettiğim renkler de turuncu, koyu yeşil ve gökkuşağı renklerini tercih ediyorum. Ama her zaman çantamda her rengi bulundurmaya çalışıyorum. Yani hani elimde olduğunca fazla renkle avlığa gitmek istiyorum. Daha sonra Renat'ın yapmış olduğu kurtları kullanıyorum. Yani bu kurtlardan da oldukça verim alıyorum. Özellikle bu beyaz rengi, glow'lu rengi gece alabalık avlarına giden arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. Çok güzel çalışıyor. Ve son zamanların meşhur yemi Libra. Yani bir furya geldi gidiyor, bakalım ne kadar sürecek. Libra şöyle balık alıyor, böyle balık alıyor. Kimi diyor ki denildiği kadar aktif bir yem değil. Bilmiyorum, daha benim deneme şansım olmadı ama birkaç arkadaşa verdim bunlardan. Özellikle bu kurtlarından, Libra'nın 25 milimlik kurtlarından güzel verim aldıklarını söylediler. Bilmiyorum, benim daha deneme şansım olmadı ama tabii ki çantamıza ekledik. Yemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi alabalık takımını nasıl oluşturuyorum? Bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, ben alabalıkta genelde makinalarımda 0.16'lık, 0.18'lik ip misinası nasıl kullanıyorum. Tabii bunların kalitesini sizin bütçeniz belirleyecek ama ben beklemeli avlarda çok kaliteli ipler kullanılmasının taraftarı değilim. Yani çok fazla pahalı ürünler kullanılması gerektiğine çok fazla inanmıyorum. Orta kalitede 0.16'lık ya da 0.18'lik 8x, 4x de olabilir ip misina kullanıyorum. Dip takımlarında gezer kurşunlu takımları tercih ediyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, elimde bir tane 20 gramlık gezer kurşun var. Bunu alıyoruz. Şu şekilde yapayım. Bu şekilde daha güzel olur, rahat olur. Gezer kurşunu ipimizden bu şekilde geçiriyoruz. Ben genelde önüne fırdönde atmadan önce bir tane boncuk kullanıyorum. Bu boncuk en azından bu kurşunun bu kısmının ipi zedeleyerek zamanla aşınma yaparak kopmasını engelliyor. Bunu daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz tamamen. Daha sonra önüne bu şekilde bir tane fır döndülü klips kullanıyorum. Bunda da genelde ben ip misina kullandığım için çok beni avlakta çok zorlanmayacak olan basit bir düğüm yöntemi var. İpi ikiye katladıktan sonra normal bir düğüm atıyorum ve bu oluşturmuş olduğum yuvarlağın içerisinden klipsi çıkarıp daha sonra bu kısa ipe kadar klipsten geçiriyorum. Daha sonrasında tutarak gördüğünüz gibi klipsin kapamasını yapıyorum. Yani bu şekilde benim için yeteri sağlamlıkta bir düğüm oluyor. Bu düğümü tabii ki siz elinizde kullanmış olduğunuz çeşitliliğe göre istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde gezer bir kurşun sistemi elde ediyoruz. Bu benim makineden gelen ana bedenime yapmış olduğum gezer kurşunlu sistemin ilk aşaması. İkinci aşamamız, beden üzerine yapmış olduğumuz gezer kurşun sistemine köstek bağlama. Ben köstek takımlarımda, yani kösteklerimi
Nippon'un Ghost marka flokarbon kaplama misinasını kullanıyorum arkadaşlar. Şu an 0.24'lüğünü kullanıyorum. Bence piyasadaki sağlamlık ve fiyat uygunluğu olarak en iyi misinalardan biri. Yani şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Soran herkese bu misinayı öneriyorum. İğne olarak ise Sasemen'in F785 kodlu Yumitanago iğnelerini kullanıyorum arkadaşlar. Alabalık hamurlarında 6 numarasını kullanırken da kurtlarda ve toplarda 5 numarasını kullanıyorum. Herkese bunları önerdim. Hep olumlu dönüşler aldım. Ben de oldukça memnunum arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Şu ana kadar kullandığım güzel iğnelerden biri. Arkadaşlar, köstek konusunda size bahsetmek istediğim bir şey var. Köstek uzunluğumuzu avlandığımız meraya göre belirliyoruz. Eğer derin bir merada avlanıyorsak 80-90 santim köstek uzunluğu verirken, daha sığ meralarda avlanıyorsak, mesela gittiniz meranız 2 metre, 1,5-2 metrelik bir derinlikte avlanıyorsunuz, 40 santim, 50 santim, 60 santime kadar kösteğinizin uzunluğunu düşürebilirsiniz. Hemen şurada bir tane köstek bağlayayım size. Yani hemen şuradan bir iğne çıkaralım. Şurada flokarbonumuz var. Arkadaşlar, ben bu misinada bu düğümü tercih ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum size düğümü. İğnemizi böyle tuttuktan sonra misinamızın bir ucunu altına yerleştiriyoruz. Daha sonra böyle bir üstünde daire oluşturduktan sonra misinamızı bu şekilde biraz daha yukarıdan tutup dikkatlice üstüne sarmaya başlıyoruz. 1-2 9-10 kere sardığınız zaman fazlasıyla sağlam bir düğüm atmış oluyorsunuz. Bu şekilde yaptım ve aşağıdaki kalmış olan uçtan çekerek düğümü kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, sağlam bir düğüm elde ettim. Ben bu misinada bu düğümü tercih ediyorum. Herkesin tabii ki iğne bağlama şekli farklı. Herkes istediği yöntemle bağlayabilir. Ve arkasına genelde fırdöndü de bağlayabilirsiniz ama ben fazla malzeme kullanmamak için bu şekilde elimle ikiye katladıktan sonra bir daire oluşturuyorum ve bu dairenin içerisinde 3 kere döndürüyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra ıslatalım. Islattıktan sonra düğümü kapatıyorum. Çok sağlam, fazlasıyla sağlam bir düğüm oldu. Kapattık. Gördüğünüz gibi klipse getirip bunu buradan takıyorum. Ve takımım hazır arkadaşlar. Dediğim gibi köstek uzunluğunu avlandığınız meraya göre belirtiyorsunuz. Ayarlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Şimdi alabalık hamurunu nasıl takıyoruz? Geldik ayrı bir noktaya arkadaşlar. Alabalık hamurunu şöyle göstereyim. İçeriden küçük bir parça alıyorum. Ve bunu bu şekilde yuvarladıktan sonra iğnemizi getirip alabalık hamuruna gömüyoruz. Bu şekilde. Ve bu şekilde hiçbir açıklık kalmayacak şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde direkt atabilirsiniz arkadaşlar. Yani genelde bu şekilde kullanıyorum, atıyorum. Ama Otto'nun üretmiş olduğu bu kalıp makinesi çıktıktan sonra genelde ben surf kurşunu şekli var ya da kurt kurşunu, kurt şekli var. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Bu şekilde getiriyorum ve basıyorum. Bu şekilde hem bekleyi biraz daha az harcanmış oluyor ve güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekil çıktı. Şu fazlalığı alıp kutunuza tekrar koyup bir dahaki sefere kullanabilirsiniz. İğneye de bekleyi bu şekilde takıyorum arkadaşlar. Kurt şeklini de göstereyim isterseniz size. Hemen aldım.
aynı şekilde getirdim, inleye gömdüm. Kurt şekli yapacağım zaman biraz daha bu şekilde, gördüğünüz gibi uzun yapıyorum. Daha sonra aparatın kurt gözüne getirip bu şekilde basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu fazlalığı aldığınız zaman güzel bir kurt şekli çıkmış oluyor. Bu iki şekilde de fazlasıyla verim alıyorum. Yani son zamanlarda genelde bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Bu da iğneyi, bekleyi iğneye takma şeklim. Arkadaşlar, alabalık avcılığında diğer önemli bir nokta ise yemlemek. Alabalık kokuya duyarlı bir hayvan arkadaşlar. Yani hani çok aktif, bulunduğu bölgede merada çok hızlı bölge değiştirebilen, gezen bir balık. O yüzden balığı bölgemize çekmemiz gerekiyor. Bunu da ben balığın küçüklüğünden belli yetiştiriciliğinde kullanılan palet yemi kullanıyorum. Bunu tüm av bayilerinde bulabilirsiniz. Yani ara ara avlandığınız bölgeyi bu palet yemle yemlerseniz balığı bölgenize çok rahat çekersiniz. Bu şekilde av verimliliğiniz artmış olur. Bence her alabalık avcısının çantasında daima bulunması gereken şeylerden bir tanesi bu palet yem. Ve alabalığı kendinize çekmeniz için bol bol yemlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, dip takımıyla sabit şekilde avlanmada kullandığım yöntemlerden sizlere bahsettim. Şimdi atçek avcılığında kısaca kullandığım kaşıklardan ve vibrasyonlar da gösterip daha fazla tutmadan sizi sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar, atçekte göllerde ben döner kaşık denilen 2 numara döner kaşıkları kullanıyorum. Maps marka. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar şu an aktif olarak herhangi bir gölde fark etmeksizin kullandığınızda çok verim alacağınız döner kaşıklar. Yani şu an bir tane daha var aslında, gökkuşağı renkli olanı. Onu koparttım son avımda. O yüzden şu an gösteremiyorum. Aynı şekilde uğur böceğinin altın sarısı üstüne uğur böceği işlemesi ya da altın sarısı veya bu şekilde gümüş üstüne mavi renkli olanlar da güzel iş yapıyor. Atçek avcılığı yapacaksanız elinizde kesinlikle bu mapslerden bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla bir şey almanıza gerek yok. 3-4 tane bu mapslerden aldığınız zaman fazlasıyla sizin için yeterli olacaktır. Vibrasyonlar olarak arkadaşlar, sizlere göstereyim kullandıklarımı. Ben genelde Savager'ın 3,5 santim ve 4 gram ağırlığında olan vibrasyonlarını kullanıyorum. Yani alabalıkta bunlarla çok verim aldım şu ana kadar. O yüzden genelde eğer maps iş yapmıyorsa vibrasyona geçiyorum. Arada jigler de deniyorum. Küçük mikro jigler deniyorum. Ama aktif olarak ben en çok döner kaşıkları kullanıyorum arkadaşlar. Misin olarak Seguar'ın 8X'ini ve Siglo'nun misinalarını kullanıyorum. Çok verim aldığım misinalar. Güzel, kaliteli misinalar. Atçek'te çünkü ben misinanın kaliteli olmasına önem gösteriyorum. Şu an aktif olarak da Sunline'ın Siglo misinasını kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, genel olarak alabalık avında size anlatacaklarım bu kadardı. Yani ben kendi tecrübelerime dayanarak bir şeyler anlatmaya çalıştım size. Dikkat ettiğim noktaları anlatmaya çalıştım. İnşallah bu hobiye gönül vermiş arkadaşlara bir faydam dokunmuştur. Ya da yeni başlayan arkadaşlara ufak da olsa bir akıllarında, fikirlerinde bir şeyler canlanmasına sebep olmuşumdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki avlarda, bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.